Ama beş vakit namazını ezan okunduğunu parmaklarını öpüyor, gözüne götürüyor. Yani bir böyle bir Müslümanlık anlayışı vardır. Bir de Allah'ın varlığının müthiş bir güç olarak dünyaya hakim olduğunu görüp şaşırıp elinin ayağının bağları çözerek diyelim böyle hayretler içinde kalıp kendini zor sakinleştirip Allah'ı dikkatlice takip etme vardır bir de. Ya bunda Allah'la keskin bir bağlantı vardır. Allah'ın istediği budur. Yani normal akıllı istediği budur. Öbürünü Allah beğenmez. Yani zaten o yüzden bu felaketler oluyor. Çünkü normal aklın, normal neticesini istiyor Allah. Allah normal akıl kullanılmadığında, normal vicdan kullanılmadığında kanunu düz mantık. O zaman nimetini geri alıyor Allah. Dolayısıyla Allah'la akıllı bir bağ kurulduğunda zaten yorucu değildir bu. Yani çok yorucu bir bağ zannediyor değil. Ahlaksızlık çok yorucudur. Adamlık dini çok yorucudur. Ehli dünya olmak çok yorucudur. Çok fazla kuralı vardır. O yüzden o stresi kaldıramıyorlar. O kadar bunalmanın, delirmenin, hasta olmanın nedeni odur. Çünkü cahiliyenin kuralları, kanunları, gelenekleri, örfleri bir insanın takatinin çok üstündedir. Bir de ona Allah'ın ceza olarak uyguladığı, tabi o da bir ceza ama fiili ceza olarak uyguladığı sistem de devreye girince, yani dünya hayatıyla boğuşma, dışarıda görüyorsunuz insanlar boğuşuyor, dünya hayatıyla boğuşuyorlar. O da devreye girince iki boğuşma sistemi birden zayıf bedene yüklendiğinde insanlar işte perişan oluyor. Saçları dökülüyor, çöküyor, hastalanıyor, el ayağı boşalıyor, çeşit çeşit ilaç kullanıyor, sinir ilaçları, bilmem ne ilacı, işte tansiyon ilacı, sinirden tansiyonu çıkıyor. Yani o normal bir tansiyon çıkması değil, asabi tansiyon. Yani tansiyonların büyük bölümü öyledir, asabi tansiyondur. Yani psikolojik nedenlere dayalı olarak yükselir. Mesela panik ataklar oluyor, baş ağrısı oluyor, psikolojik. Ya başım çatlayacak gibi ağrıyordu. Hiçbir neden yok. Tevekkül etmediğinden, Allah'a kendini bırakmadığından vücut takat getiremiyor, mahvoluyor. Ateş basıyor, ani terlemeler, ani üşümeler, el ayak titremeleri, zangır zangır tutuyor el ayağı, sürekli titriyor. Mesela kahve içiyor, zangır 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 içiyor. Ya organik değil, sinirleri bozuk. Ya beyinde bir harabiyet falan yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla insanlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Allah ne diyor ayette? Şeytan Allah'a sığınırım. Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar kendi kendilerine zulmediyorlar diyor Allah. İnanılmaz acı çektiriyorlar şu an dünyada. Eğer İttihat-ı İslam olmuş olsa, İslam Birliği olmuş olsa bu çektikleri acıların hiçbiri olmayacak. Bu savaşlar da olmayacak, bombardımanlar da olmayacak. Bak Irak'ta, Suriye'de bütün hastaneler dolu. Çaka çaka, bütün evler gazilerle dolu. Yaralılarla dolu. Bütün evler, her yer, sokaklar falan. Her yer kan revan içinde. İlaç yetişmiyor. Gazlı bez yetişmiyor. Uyuşturucu yetişmiyor ilaçlar. Gece gündüz ameliyatlar, ayağı sakat insanlar, kolu kopmuş insanlar. Bütün Irak, Suriye öyle şu an. Libya da öyle. Hep böyle hastalanmış, çökmüş insanlarla dolu. İslam yaşandığında cennet ortamı oluyor. İnsanlar alabildiğine özgür, neşeli, sevinçli, huzurlu, güvençce tam olmuş oluyor. Yani gelecek korkuları olmuyor. Allah'a tam tevekkül ediyor. Çünkü velayet sisteminde güvence tamdır. Çünkü Allah'ın güvencesini insanlar tecelli ettiriyor. Herkes herkese garanti. Mesela şimdi insanlar ne yapıyorlar? Sigortalanıyorlar. Değil mi? Sosyal Sigortalar Kurumu'na bu. Ya banka işte, şu banka, bu banka insanlar sigortalıyor. İslam'da Allah insanlar sigortalar. Bütün müminler birbirine karşı sigortalıdır. Her mümin her mümine karşı sigortalanmıştır.
Her mümin, her müminin sigortasıdır. Yani mesela Türkiye'de 83 milyon insan var. 83 milyon insan tarafından bir kişi sigortalanmış oluyor. Sırf Türkiye için. Suriye'deki Müslüman da seni sigortalamış oluyor. Filipinler'deki Müslüman da seni sigortalamış oluyor. Allah'ın emri olarak. Yani nereye gitsen sana bakmakla mükellefler. Nereye gitsen seni desteklemekle mükellefler. Açsan yemek vermek, evin yoksa sana ev temin etmekle mükelleftirler. Gerçek Kur'an ahlakı budur. Mesela bankanın bir reklamı var, bir bankanın. Uzaya götürüyor adamı falan. Yani bayağı komik. Yani aslında orada bir kabus anlatılıyor. Yani o insanların yaşadığı korku anlatılıyor. Ve insanlar bilinçaltında ona özeniyor. Yani yalnızlığın, ümitsizliğin, umutsuz yaşamanın, korku dolu dünyanın dehşetini anlatıyor. Adam mesela uzaylılarla uzaya gitmeye bile razı. Yani bilmediği bir aleme gitmeye bile razı. Belanın şiddetinden. Dünyada hiç kimsesi yok yani artık beladan kurtulmak için. Hiç bilmediği bir yere, boyuta. İşte 800 ışık yılı uzakta bir yere gitmeye razı. Yani görüntüsü bile korkunç, verdiği imaj da çok korkunç. İşte bir yemek çeki onu etkiliyor böyle, acayip reaksiyonlar göstertiyor. Yani insanları ne kadar perişan hale getirdiğini dünyanın göstertiyor bu. İşte gözlerine inanamıyor yemek çekinden bahsedilince. Değil mi? O vurgulanıyor. Orada aslında bir bilinçaltı vurgu var. Bir de o dünyadaki rekabet sistemi de vurgulanmış oluyor. İnsanların kendi arasındaki o acımasız mücadelesi de vurgulanıyor. Yani bir ruh verilmiş oluyor orada, bir felsefe anlatılıyor. Bir sanat o ama insanların bilinçaltındaki korku ve o acımasız dünyanın dehşeti de vurgulanmış oluyor. İslam'da bu yok işte. Yani bütün dünya Müslümanlar birbirini sigortalamış oluyor. Allah'ın sigortası oluyor. Hiçbir Müslüman benim yarınım ne olacak, bana kim bakacak, aç mı kalırım, sokakta kalırım, öyle bir şey yok. Ama şu an mesela insanlar sokakta aç kalıp ölmekten çok korkuyor. Sokakta donup ölmekten çok korkuyor. Ciddi ciddi düşünüyor yani. Onun için evleniyor. Belki karım beni sokakta donmamı, ölmemi engeller diye. Ama kadına da güveniyor. Ya beni boşarsa diyor. Boşarsa sokakta ölürüm diyor. Ve çocuk yapıyor. Yani çocuk belki bana bakar diyor, kurtarır diyor. Çocuğu da iyi yetiştiriyor ama çocuk bakıyor ki peki o niyette değil yani. Çocuk ondan para koparman derdinde. Bir süre daha da dehşete düşüyor. Ve çünkü Allah'a güvenmiyor, çocuğa güveniyor. Çocuğun kadına güveniyor. Kadına güvenince kadın da onu boşuyor. Çocuğa güvenince de o da ağzını burnunu kırıp sokağa atıyor. Evin varsa evini falan alıp üstüne yürüttürüyor. Bir baraka marakada falan hakikaten korktuğu şekilde de ölüyor hakikaten. Çünkü Allah'a güvenmiyor. Yani insanlara güvenmek istiyor. O korktuğu akıbeti de Allah meydana getiriyor bir sefer. Onun için Allah'a güvenerek Müslümanca güzel yaşamak varken İslam'ın dışında bir hayatı tercih edip faciaya kapı açmak şeytanın bir oyunu oluyor. Bu oyuna Müslümanın hiçbiri gelmemesi lazım. Ama Müslümanlık deyince insanların aklına tabii böyle gül şerbeti, işte mevlüt okunması, badem bıyıklı adamlar, takonyalı adamlar, şalvarlı adamlar, bakımsız kadınlar böyle sakallı bıyıklı kadınlar, kaşları bitişmiş, böyle yoğurt, bozuk yoğurt gibi, bozuk peynir gibi kokan kadınlar, erkekler. Eğitimsiz, cahil insanlar böyle. İşte ufacık bir hatada adamı öldüren, asan kesen, işte sakalını kestirdiği adamı öldüren, işte zekatını vermediğini adamı öldüren, her suçun karşısına dövülüp sövülen, aşağılanan insanlar akla geliyor. Müslüman deyince hep akla o yani böyle şerbetler, en fazla en tatlısı o. Ondan sonra yerde helva yemek falan. En lüksü olmuş o yerde pilav yemek. Öyle bir kafa. Dolayısıyla Müslümanlığı da çok acayip
tanıttılar. Adam Müslüman kelimesini duyunca kafasındaki renklendirmeyi bir anlatabilsek. Yani sor mesela bir genç kıza, Müslüman deyince aklına, Müslümanlık deyince ne geliyor aklına? Böyle basık camiler, ışıksız, ondan sonra çökmüş yaşlı dedeler böyle, eline tesbih almış, bir köşeye çekilmiş. İşte ne anlaştı dediği anlaşılmayan yoğun bir mevlüt sesi ona benzer. Yani çünkü yankılanıyor, karşılıklı oluyor ses. Ne olduğu da anlaşılmıyor. Yani iç açıcı bir durum değil. Halbuki Müslümanlık deyince ultra modern bir dünya akla gelmesi lazım. Süper kaliteli bakımlı genç kızlar, süper kaliteli gençler, müzik, dans, eğlence, her şey var. Namazlarını kılıyorlar, Allah'a şükrediyorlar. Birbirlerine dürüstler. En ufak bir şey olduğunda birbirlerine yardımcı oluyorlar. Mısır'dan arkadaşları geliyor. Onlar mesela hep beraber Cezayir'e gidiyor. Cezayir'den gelenler Filipinler'e giriyor. Sürekli bir arkadaşlık, dostluk bağı var. Herkes herkesin evinde birbirlerine dost, arkadaşlar. Hiç kimsenin ırzına, namusuna, şerefine zarar gelmiyor. Genç kızlar gecenin ikisinde bile göğsünü gezerek, gelerek sokaklarda geziyorlar. Böyle bir dünyadır. Bilgisayarlar, modern teknoloji, ultra modern hastaneler, ultra modern pastaneler, efendim, güzel diskolar, eğlence yerleri. Diskonun bir bölümü koskoca mescit. Ama tertemiz, içkilerde alkol yok. Genç kızlara son derece saygı, hürmet var. Herkes genç kız gördün mü ayağa kalkıyor mesela, hürmet ediyor falan. Böyle bir ortamdır Müslümanlık. Ama şeytanın bize gösterdiği Müslümanlık şekli dehşet verici boyutlara ulaştı. IŞİD görüyorsunuz, adamlar cayır cayır yakıyor. Onların filmlerini yayınlıyor. En hafifinden böyledir diyor. Ya biz en moderni biziz diyor. Düşün. Müslümanlar Allah'ı derin bir aşk ve sevgiyle anarlarken münafıklar Allah'ın anılmasından öfke duyar.